Dünyanın konuştuğu koronavirüsü öldürür mü? Koronavirüs, Çin'den dünyaya hızla yayılmaya ve milyonlarca insanı endişeye sürüklemeye devam ediyor. Koronavirüsle ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Henüz Türkiye'de görülmese de koronavirüs sebep olduğu ölümlerle ülkemizde de tehdit unsuru olarak görülmeye devam ediyor. Peki koronavirüsten korunma yolları neler? Koronavirüs belirtileri neler? Koronavirüs belirtileri arasında ateş, öksürük ve nefes alma zorluğu görülüyor. Bu gibi şikayetleri olanların derhal doktora başvurmaları gerekiyor. Gribe çok benzeyen belirtiler veren koronavirüsten korunmak için alınacak önlemler ise son derece tanıdık. Koronavirüs ilk defa 29 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir markette çalışan 4 kişide görüldü. Aynı günlerde bu marketi ziyaret eden çok sayıda kişi aynı şikayetlerle hastaneye yatırıldı. Hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda hastalığa neden olan virüsün SARS ve MERS virüsü ailesinden olduğu anlaşıldığı açıklandı. Ve 7 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü yeni salgının adını açıkladı. Yeni koronavirüs 2019. 2019 nCoV. Koronavirüs, insan ve hayvanlarda soğuk algınlığı ya da nezle olarak bilinen üst yolu enfeksiyonuna en sık neden olan virüslerden biri. Ölümcül sonuçları var ve tedavisi henüz yok. Virüsten nasıl korunulacağı ve grip benzeri belirtilerden nasıl ayırt edileceğini bilmemek herkesin endişe konusu. Koronavirüs grubunun aslında 1960'lı yıllardan beri var olduğu biliniyor. Deve, yarasa gibi hayvanları etkileyen bu virüsün bazı tipleri insanlarda da enfeksiyona neden olabiliyor. Değişime uğrayarak farklı şekillerde karşımıza çıkanlardan biri Kasım 2002'de ilk kez Çin'de fark edilen SARS oldu. 2002 ve 2003'te dünya çapındaki salgınlarda ise çok sayıda ölüme neden oldu. Bir başka salgın 2012'de ilk kez Suudi Arabistan'da Orta Doğu Solunum Sendromu olarak bilinen MERS olarak ortaya çıktı. Salgın çok sayıda insanı etkiledi. Bu virüsle enfekte olan birçok kişi ateş, öksürük, nefes darlığı yaşadı ve ağır hastaların çoğunun ölümüne sebep oldu. Koronavirüs nasıl bulaşıyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün 24 Ocak 2020 tarihli raporunda 846 doğrulanmış vaka yer alıyor. Çoğunun Çin'den, kalanların Japonya, Kore, Vietnam, Singapur, Tayland ve bir vakada ABD'den olmuş. İnsandan insana solunum yolu, öksürük, hapşırık, dokunma, el sıkma, öpüşme, sarılma, mutfak gereçlerinden ortak yeme içme ile bulaştığı biliniyor. Ve hasta kişiyle yakın mesafeden konuşma bulaşmaya neden olabiliyor. Virüsün olduğu yüzeylerde cisimlere temas ettikten sonra elleri yıkamadan ağız, burun ve göze temas etmek de hastalığa neden oluyor. Yani koronavirüs diğerleri gibi öksürme ve hapşırma kaynaklı damlacık yoluyla bulaşıyor denebilir. Solunum yoluyla insandan insana temasla bulaşması nedeniyle virüs daha hızlı yayılıyor. Aynı zamanda bu damlacıklarla temas etmiş yüzey ve gereçlerle temas sonrası eller ve ellerin ağız, burun, gözle temasıyla da bulaşabildiği için salgına yakalanan insan sayısı da oldukça fazla. Belirtileri nelerdir? Yeni koronavirüs tanımlandığından beri intibak süresi hakkında bilgi sınırlı olduğu için hastalığın kuluçka süresinin MERS ve SARS'ta bilinen 14 gün olabileceği tahmin ediliyor. Hastalarda 39 dereceyi bulan yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığıyla seyrettiği, boğaz ağrısı, burun akıntısı da gözlenen şikayetler arasında yer alıyor. Orta ağır bir tablo olarak kendini gösteren hastalık, sağlıklı genç bireylerde daha hafif seyrediyor. Ancak yaşlı ve akciğer hastalığı, kanser, diyabet gibi hastalıkları olan grupta ağır seyrediyor ve ölümler gözleniyor. Nasıl önlem almalı? Türkiye'de henüz saptanan bir vaka yok ancak 14 günlük kuluçka süresinin dikkate alınması gerekiyor. Son 14 gün içinde salgının kaynaklandığı ya da görüldüğü ülkelere seyahat edenler veya bu ülkelere gidip gelen kişiler ya da tanı almış bir hastayla aynı ortamda bulunmuş kişiler dikkatli olmalı. Ateş, öksürük ve nefes alma zorluğunuz varsa doktora başvurun. Erken tıbbi yardım alın. Korunmak için neler yapmalı? Koronavirüs tedavisi için henüz etkili olabilecek bir ilaç tespit edilmediği gibi
aşısı da olmadığı için ancak enfeksiyondan korunmak ya da yayılmasını önlemek için benzer şekilde bulaşan tüm solunum yolu virüslerine karşı alınacak önlemler uygulanabilir. Bu önlemler şunlar. Eller su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmalı veya el dezenfektanı kullanmalı. Yüze, ağza, buruna yıkanmamış ellerle asla dokunulmamalı. Hasta insanlarla yakın temasta bulunmamalı. Kapı kolu, telefon, klavye gibi ortak kullanılan ve sıkça dokunulan nesneleri sıkça temizlemeli ve dezenfekte etmeli. Öksürük ve hapşırık sırasında ağız mendille kaplanmalı, sonrasında mendili atıp el yıkanmalı. Hastayken evden çıkmamalı ve iyice dinlenmeli.